Enis Arıkan, o doğduğunda takvimler 3 Ocak 1983'ü gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya gelen Arıkan, liseyi Özel Orta Doğu Koleji'nde bitirdi. Oyunculuğa olan yeteneğini de lise sıralarındayken keşfetti. Söylediğine göre başarılı bir öğrenci değildi. Hatta annesinin yıldığı bir dönemdi ve Arıkan oyuncu olmaya karar vererek tüm hayatını değiştirdi. Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda hikayesinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı. Asla ders dinlemeyen, hep konuşan, zibidilik yapan bir öğrenciydim. Lise 1. sınıfta okul tiyatrosunda Evcilik Oyunu diye bir oyunda başrol oynamıştım. Ondan sonra bende bir şeyler var galiba, bunun üzerine gideyim dedim. Hocalarım da benzer şeyler söylemişti. (2002-2006) yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda eğitim aldı ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola gibi ünlü isimlerle de sınıf arkadaşıydı. Ancak oyunculuk eğitimi almak için liseden sonra 2 yıl kadar bekledi. Beni almazlar diye düşünüyordu çünkü. Habertürk'ten Ece Saruhan'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Çocuk aklı herhalde. Büyük yetenekler konservatuvara girer. Ben tiyatroyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum diyordum. Ama tiyatroyu çok seviyordum. O 2 yıl boyunca Seden Kızıltunç Tiyatrosu'nda oynadım. Sahnede biraz pişmeye başlayınca galiba başarabilirim dedim. Tek hayalim Müjdat Gezen'in okuluna girmekti. Şebnem Bozoklu yakın arkadaşımdı ve okulda öğrenciydi. Beni çalıştırmasını istedim. İlk denememde kabul edildim. Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora'nın okulda bize ilk söyledikleri şey, önce iyi bir insan olacaksınız, sonra iyi bir oyuncuydu. Hep sahnede iyi işler yapmak istiyorsanız, önce birbirinizle iyi geçineceksiniz, ekip olacaksınız derlerdi. Yaşım ilerledikçe hayatımı onların bu söyledikleriyle şekillendirdiğimi fark ettim. Arıkan ilk büyük travmasını 19 yaşında yaşamıştı. Babasını kaybetmesinin yarattığı acıyı yıllar geçse bile unutamıyordu. 2004 yılında kalp krizinden çok erken yaşta kaybetmişti babacığını. Korunma duygusunun gitmesi Arıkan ailesini çok yıprattı. Özellikle maddi bir sıkıntının içine düşmüşlerdi. Öyle ki Enis Arıkan kazandığı ilk parayla babasının borçlarını ödemeye başlamıştı. Üstelik bu borçları bitirmesinin de yıllar sürdüğünü söylemişti. Ancak birbirlerine sarılarak üstesinden geldiler tüm zorlukların. Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı yaşadıklarını. Babamı kaybetme travmam var, aşamadığım. Babamı yatakta bulduğumuz anın korkusu hala hep içimde. Ani bir kayıptı. 19 yaşındaydım. Ablamın baba diye çığlık atmasıyla uyandım. Yataktan babamı kaybettim diye fırladım. Daha 52 yaşındaydı. Çok gençti. Çok varlıklı bir aileydik. Babam öldükten sonra borçları olduğunu ve babamın da o stresten gittiğini öğrendik. Bir şeyler olduğunu hissediyordum ama babam ne kadar kaybeder ki diyorduk. Fabrikaları falan vardı. Her şeyi reddi miras yapıp sıfırdan bir hayata başladık. Anneme o gün döndüm, biz şimdi ne yapacağız diye sordum. Annem ne demek ne yapacağız, hayatımıza devam edeceğiz dedi. Üçümüz birbirimize sarıldık. Annemin gücü bize geçti. Onun gücünü film yapacağım. Annemin sattığı yüzükleri hatırlarım. Son yüzüğünü satarken bana gösterip bu da gidiyor demişti. Sana söz veriyorum, bir gün alacağım dedim. 15 yıl sonra aldım. 4-5 yıl önce ona çok büyük bir doğum günü partisi yaptım, tek taş aldım. Bana bunun sözünü vermiştin dedi. Hayatım ablama ve annemi güzel bir hayat kurmaya odaklı. Oyunculuk eğitimini başarıyla tamamlasa da şöhret umduğu kadar hızlı gelmedi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesin sevgisini kazanan Arıkan, ikinci sayfa programına açıklamalar yapmış, şunları söylemişti. Aslında Ezgilerle aynı dönemde mezun olduk, sınıf arkadaşıydık ama benim işlerim rast gitmiyordu. Ben ünlülerin arkadaşı olarak nam saldım. Sonra ben tiyatro oynamaya başladım. En sonunda sosyal medyayı keşfettim. Psikolojimin de kötü olduğu bir dönemdi. Sosyal medya bana çok iyi geldi. Kariyeri boyunca Kereviz Festivali, Pilli Gelin, Yalancı, Artiz Mektebi, Tuhaf Bir Aile, Hamlet, Kürklü Merkür, Kutlama, Altın Ejderha, Makas, Garaj gibi pek çok oyun için sahneye çıktı. Özellikle Garaj'daki performansıyla uzun süre konuşulmuştu.
2013-2014 sezonunda sahnelenen oyunda Orkide karakterine hayat veren Arıkan, performansıyla Sadri Alışık ödüllerinde en başarılı erkek oyuncu seçilmişti. Orkide, yani Enis Arıkan, kendisini karşı cinse ait duyumsayan, karşı cinse benzeme isteği duyan biriydi. Bedensel açıdan erkek, fakat kendini kadın olarak hissediyor ve kadın özelliklerine bürünmüştü. Bunlar dışında Alice müzikalinde de beğeni toplayan Arıkan, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim, Merve Dizdar gibi başarılı isimlerle birlikte çalıştı. Arıkan, ekran macerasına ise reklamlarla başladı. Özellikle Cips reklamı, Tadelle ve Alaturka reklam çalışmalarıyla hafızalarımıza kazındı. Bizler için Enis Arıkan değil, Ali Turkay'dı o. Sonrasında Aynalı Tahir, Gülerken Ağladık, Hırsız, Yıldızların Altında, Çekirdek Aile, Kadın İsterse ve Gurbet Kadını gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Ama ilk çıkışını 2007 yılında yayınlanan Genco adlı dizideki Cüneyt karakteriyle yaşadı. Aynı dönemlerde Hürriyet'ten Servet Yılmaz'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Ben o reklam filminden sonra zaten oyunculuğa geçecektim. Ama insanlar albüm bekledi benden. Bu şarkıcı imajından kurtulmak için Genco dizisinde kötü adam olan Cüneyt'i oynadım ve işe yaradı. Artık kimse beni Ali Turka olarak hatırlamıyor. Aksine Cüneyt olarak biliyor. Hatta şimdi bile kötü adam teklifleri geliyor. Ama ben hiçbir zaman bu rolün üstüme yapışacağına inanmadım. Çünkü benim yüz hatlarım kötü bir karakteri oynamak için çok uygun değil. Masum bir ifadem var. Ben biraz da beni zorlaması için kötü karakteri oynadım. Farklı bir roldü ve beni daha çok heyecanlandırdı diye düşündüm." Sonrasında Kurtlar Vadisi Pusu, Kapadokya Düşleri, Aşk ve Ceza, Yerden Yüksek, Uçurum, Cesur Hemşire, Hayat Ağacı, Eğlendirme Dairesi, Kocan Kadar Konuş, Familia, Küçük Ortak ve Rüya gibi yapımlarda rol aldı. Ancak kariyerindeki bir diğer kırılma noktası Jet Sosyete adlı dizi oldu. Bu dizide Tony karakteriyle oldukça öne çıktı. Sonrasında Benden Ne Olur filmiyle de büyük beğeni topladı. Bugüne dek her dizisinde farklı bir karakteri canlandırdı. Kötü adamı da oynadı, aile babasını da, otizmli birini de. Habertürk'ten Ece Saruhan'a verdiği röportajda şunları söylemişti yakışıklı oyuncu. "Uçurumda bana otizmli rolünün verilmesi mucize gibiydi mesela. Ben de ne gördüler de audition'a sokmadan otizmliye oynar dediler bilmiyorum. Benim için önemli olan rolün iyi yazılmış olması. İyi yazılmış rolü parlatırım. Yoksa kimse benden bir şey beklemesin. Bomboş bir sahne yazılmışsa onun altını dolduramam. Uçurumda Kerem Deren'in yazdıklarını her okuduğumda bunu nasıl oynayacağım diyordum. Evde çok sıkı çalışıyordum. Çoğu işte sete giderken yolda ezberine bakmak yeterli oluyor. İyi yazılmış bıçak sırtı roller beni tatmin ediyor. Düz rollerin içine hapsolmak, sıradan kalıplara sokulmak istemiyorum. Ben o değilim. Beni tatmin edecek karakterleri oynamalıyım. Bir tek yanlış iş kariyerimizi çok yanlış yerlere sürükleyebiliyor. Beni mutsuz edecek bir işin içinde olmak istemem." Aslında kariyerinin ilk dönemlerinde işsiz ve dolayısıyla parasız kaldığı zamanlarda olmuştu. İşleri tutmuyordu, ciddi sıkıntılar çekti. Annesiyle yaşamaya devam ediyordu. Daha sonra sosyal medyayı da keşfetti. Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. "Bir gün karar verdim. Kendime emek vereceğim, ben tatlı biriyim, bu keşfedilecek dedim. Bazı oyunculara doğal hallerini göstermek yaramıyor ama bana yaradı. Arkadaşlarım bu kadar eğlenceli paylaşımlar yapıyorsan oyunculuk yapamazsın dedi. Çünkü bize oyuncuların gizemli olması öğretildi. Ben de aslında bunun cinnetini yaşadım. Gizemli bir tip değilim. Mikrofon görünce başka türlü konuşan biri de olmak istemiyorum. Kendime ben böyleyim. Olmadı sosyal medyayla geçinirim dedim. Kendimi inanılmaz güçlü hissettim. Hiçbir yapımcıya ihtiyaç duymadığını hissetmek iyi geldi. Eskiden parasızlıktan her diziyi kabul ederken başka bir lükse ulaşmak iyi hissettirdi." Arıkan yeteneği, yakışıklılığı ve samimi tavırlarıyla artık ekranların aranan oyuncularından biri haline geldi. Yıllarca tiyatro yaptı, drama oynadı ama son yıllarda daha çok işin komedi tarafındaydı ve o yönü unutuldu. Komedi dışında bir karakter üzerine çalışmayı çok özlemişti. En büyük dram işi ise Camdaki Kız dizisi oldu. Bu dizide Muzo karakterine hayat veren oyuncu, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Bana kalsa hiç komedi oynamam.
beni dramatik her işin içine koy, mutluluktan geberirim. Bu yanımı ben de çözemedim ama zaten ben izleyici olarak da komedi izlemeyi hiç sevmem. Muzo tüm ailenin işlerini yönetiyor, evin beyni gibi. Ama 30 yıldır o garip bakışlara maruz kalmamak için odasından çıkmamayı tercih ediyor. Sanırım ben de onun gibi kendi içime kapanır, araya büyük mesafe koyardım. Devrim Yakut, Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Tamer Levent gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi daha ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemişti. Nalan'ın yaşadığı travmatik olaylarda Muzo'nun Nalan'a duyduğu sevgi ve gösterdiği destek çok ilgi görmüştü. Proje ilk başladığındaysa Arıkan oldukça zorlanmıştı. Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı bu durumu. Komedi de çok keyifli ama hayalim hep buydu. Oyuncu koçum bu işe başlarken Enis acilen bu ruh halinden çık, her şeyi tatlı halledeceğim diye duygularını kaybedeceksin dedi. Bu konuşma beni çok etkiledi. Konservatuvar okudum. Benim için role girmek dert değil diyordum. Ama ilk bölümde çok zorlandım. 3 repliğim vardı, defalarca çektik. Sonra oynadım. İlk başta istediğim gibi olmadı. Kurdeşen döktüm diyebilirim. Ama zamanla istediğim gibi oldu. İlk bölümü ben bittim diye izledim. Çünkü ilk çektiğimiz sahnede sesim öyle titriyordu ki kalp çarpıntım oldu ama hemen geçti bunlar. Bana da ders oldu. Bir şeyleri unutup hayatımı nasıl tek düze hale getirmişim. Yüzüme tokat gibi vurdu. Bu yüzden Muzo karakteri bana çok iyi geldi. Son projesiyle son dönemin en ilgi gören isimlerinden biri haline gelen Enis Arıkan, bu ilginin şımarıklığını hiç yaşamadığını söylüyor. Aslında bu durum sadece Camdaki Kız dizisiyle de alakalı değil. O her proje başladığında büyük bir panik yaşıyor. Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda şunları söylemişti yakışıklı oyuncu. Bak sana şöyle anlatayım kendimi. Yaptığım her işte o kadar çocuk gibi sıfırdan başlıyormuşum heyecanı duyuyorum ki şu an neredeyim, bana neler verildi, aklımın ucundan geçmiyor. Hiç onların şımarıklığını yaşayamıyorum. Yakınlarım, menajerim çok iyi bilir. Bir işe başlayınca günlerce uyuyamam. Çok ciddiyim. Yapabilecek miyim, kıvırabilecek miyim diye ömrünü çürütürüm yanındakilerin. Camdaki Kız'ın ilk çekiminden sonra 2 gün yataklara düştüm. Öyle duvarlara baktım. İlk bölümünü yayınlandığı gün izlememek için direkt uyudum. Bu yüzden şımarmaya hiç vaktim olmuyor. Resmen travma yaşatıyorum kendime. Evin içinde ağlaya ağlaya geziyoruz oyuncu koçumla. Oldukça hoş sohbet, eğlenceli ve pozitif biri. Üstelik kavga etmekten, sinirlenmekten de çok uzak. Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda asla sinirlenemediğini ve kimseyle kavga edemediğini söylüyor. Karşımdaki bağırıyor, ben duruyorum. İçimden çay içip dizi izlemek varken şu an niye kavga ediliyor diye geçiyor. Özür dilerim, hadi geçti deyip kapatıyorum konuyu diye anlatıyor. Kendini utangaç biri olarak tarif eden oyuncu şunları da söylemişti. Asla kavga etmiyorum. Çocukken daha kaprisli ve zordum ama 30'umdan sonra bir şey oldu. En son kiminle kavga edip sesimi yükselttiğimi hatırlamıyorum bile. Benim insanları üzmek, kırmak gibi bir korkum var. Tanındıktan sonra daha da içime kapandım. Kapris yaptığım, şımardığım zannedilir. Her yaptığım yanlış anlaşılır korkusu sardı beni. Her şeyi ılımlı çözmeye gayret ediyorum. Depresyonu da tatlışlıkla geçirmeye çalışıyorum. Instagram'da story çekmemin en büyük sebebi kendimi iyileştirmek. O depresif ruh halinden kurtulmak, yalnızlığımı gidermek, sıkıntılarımı aşmak için sosyal medyayla bu kadar haşır neşirim. Psikoloğuma bir gün bana biri kötülük yaptığında aklıma ilk gelen şey ''Kıyamam, niye bunu yaptı bana, ne derdi var?'' diye düşünmek oluyor dedim. Bu bir kibir mi diye merak ediyordum. O da bunun bir savunma mekanizması olduğunu söyledi. Bana zarar verdi diye düşüneceğine ''Ne derdi var?'' diyerek olayı kolay atlatmaya çalışıyorsun dedi. Belki gerçekten bir savunma mekanizması ama bence gerçekten güzel konuşarak ve tatlılıkla her şey o kadar güzel çözülebiliyor ki ben o şiddeti hiç anlamıyorum. Enis Arıkan'ın sektördeki en yakın arkadaşlarından biri ünlü oyuncu Ezgi Mola. Okul yıllarında tanışan ve dostluklarını bugünlere taşıyan ikilinin sevgili olduğu bile sanılmıştı bir dönem. Ancak onların arasındaki bağ hiçbir şekilde zedelenmeyecek kadar kuvvetliydi. Ünlü oyuncu Habertürk'ten Ece Saruhan'a verdiği röportajda Ezgi Mola ile ilgili şunları söylemişti. ''Arkadaştan öte kardeşiz.
Bazen ezgisiz ne yaparım acaba diye düşünüyorum. Benim için gerçekten çok değerli. Girdiği her ortamda sevilir ve kendi kalbi de sevmeye sonsuza kadar açıktır. Ezgi benim gözümde samimiyeti ve gerçekliği temsil ediyor. Bana sonsuz güven veriyor. Benim anlaşamayacağım biriyle evlenmesinden çok korkuyorum. Umarım benim de seveceğim biriyle evlenir. Aksi takdirde kabullenemeyebilirim. Sanırım herkes kendi kız kardeşiyle ilgili kapılıyordur böyle düşüncelere. Ezgi'yi ben evlendireceğim. Özel yaşamıyla gündeme gelmeyen Enis Arıkan, yıllar önce verdiği bir röportajda aşkı en son çocukluk yıllarında hissettiğini dile getirmişti. Sabah TV'den Yasemin Döngel'e konuşan Arıkan şunları söylemişti. Zaten aşkı yakalayamayınca ne oluyor? Arkadaşlarına sarılıyorsun. Onlarla aşk yaşıyorsun. Şaka bir yana, ona ihtiyaç duymamak mümkün değil. Hepimiz bir yerde ona ihtiyaç duyuyoruz. Camdaki Kız'da Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, geçtiğimiz ay Gümüş Suyu'ndaki bir otelde dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. 40. yaş gününü kutlayan ünlü oyuncuya arkadaşları tarafından kına gecesi konseptli bir parti organize edildi. Beyoğlu'nda gerçekleşen doğum günü kutlamasına gelen dostlarına sahnede yaptığı konuşmayla teşekkür eden Enis Arıkan, "Benim için sevilmek çok önemli. Beni sevdiğiniz için size bin kere teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki geldiniz." diyerek duygu dolu anlar yaşadı. Kutlama çıkışında da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Eğlendik, geyikler yaptık. Ben biraz yaşımı saklıyordum. O yüzden her yere kırklar basmışlar. Beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi." sözleriyle kahkaha attı. Biz de başarılı oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.